23 yıllık hayatıma değinecek olursam fiziksel şiddet, sözlü şiddet, kadının hiçbir yerde, hiçbir alanda yerinin olmadığı, tamamen köle misali. Kadın dediğin evde oturur, eşine bakar, çocuğuna bakar, sosyal aktivitesi asla olmamalı vesaire vesaire. Buna benzer birçok sıkıntılar yaşadığımdan kaynaklı ve her şeyi kendi başıma. 3 çocuğumu kendi başıma büyüttüm. Maddi olarak sıkıntılar yaşamama rağmen evde oturup el işi yaparak bile çocuklarımın okul ihtiyaçlarını giderebilmek açısından o yönlü bir mücadele verdim. Verdiğim mücadelenin, yani 23 yıllık evliliğimin sonucunda şu kanıya vardım. Ben her ne kadar mücadele verirsem vereyim, hiçbir zaman ne kıymeti oldu ne bir yerim oldu. Ben de evliliğimi bitirme kararı aldım. Ben biat etmeyi bıraktıktan sonra, biat etmeyeceğim artık dedikten sonra her şey ters düz oldu. Öncelikle ekonomik özgürlüğümün olması kanısına vardım ve bu yüzden Azadiye Velat'ta çalışma kararı aldım. Gazetede de zaten para olarak ilk başta başladığım yerde, evet, gerçekten kadın bilincine orada vardım. Evet, hayatım boyunca bir takım eksiklikler olduğunu düşünüyordum ama adını koyamıyordum. Ta ki dağıtımcılık yaptığım süre içerisinde kadın bilincinin oldu. Yani kadın bilinci oluşunca ben de evet dedim, anneyim dedim, kadınım dedim. İstersen birçok şeyin üstesinden gelirim. Buraya da hatta gazete bırakıyordum. Buradaki gazete bıraktığım arkadaş günün sonunda ben burayı kapatıyorum yoldaşım, bana artık gazete bırakma dediğinde hemen orada anlık verdiğim bir kararla 6 yıldır buradayım. Evet, 6 yıldır burada esnaf olarak, bir kadın esnaf olarak burada 6 yıl burada olmam çok da kolay olmadı açık söylemek gerekirse. Nedeni şu, buradaki esnaflar kadın esnafa alışık değil. Kadın bilinci yok, tamamen erkek zihniyeti, erkek egemen zihniyeti dediğimiz en böyle, nasıl denilir, Sur'daki o savaştan çıktım. Benim için bir de esnaf olarak bir savaşın içerisinde buldum kendimi ve bunu da duruşumla, kadın bilincimin açığa çıkmasından kaynaklı başardım. Öncelikle eşinden ayrılmış bir kadın olarak görüldüm. Bunun savaşını çok fazlasıyla verdim. İlk 2 yılım burada kendimi kanıtlama savaşım sürdü açıkçası. Eşinden ayrılmış bir kadın esnaf ve herkes faydalanmak adına buraya üşüştüler diyebilirim. Gelen benim duruşumu görünce, benim insanlara bakış açımın hani iyi niyetli olduğunu görünce zaman içerisinde çoğu alıştı diyebilirim. Hatta hiç unutmuyorum, ilk burayı açtığım dönemlerde yan komşumdan biri geldi. Yazın buralar çok güzel olur, serin olur. Dışarıdaki masada otururken gelip bana şunu demişti hatta. Abla, senin adına çok sevindim. İşte eşime gittim, dedim ki yahu bir abla gelmiş bizim mahalleye. Erkek gibi kadındır dediğinde ben orada hemen istem dışı tepkisel olarak elimi masaya vurmamla komşu dedim, sen beni kendine nasıl olur da benzetirsin? Beni bir erkeğe, yani esnafım burada, sen ekmeğini kazanıyorsun, ben de kazanıyorum. Sen çalışıyorsun, ben de çalışıyorum. Emek var ortada. Bu emeğin karşılığında, bu emeğin sonucunda beni kendine benzetmen ne kadar doğru dedim. Abla nasıl olur yani dedi, sen de dedi tamam kadınsın ama erkek gibi kadınsın. Hayır dedim, ben buradaki duruşum kadın gibi kadın olmamdan kaynaklı buradayım. Aksini dedim sana söylersem hoşuna gider mi? İşte kadın gibi erkektir desem hoşuna gider mi? Çok tepki verdi. Böyle bir şey olamaz dedi. Sen böyle bir şeyi kabul etmiyorsan ben de böyle bir yakıştırmayı kabul etmiyorum. Kadın gibi kadınım, kadın gibi bir esnafım. Ekmeğimin derdindeyim, çocuklarımın ihtiyaçlarını gidermek amaçlı buradayım dedim. Esnafların yaklaşımı ilk başlarda istemediler beni. Beni bir tehdit olarak gördüler. Gerek dükkan sahibime arayıp işte sen o kadından ne kadar kira alıyorsun?
sen onu çıkar, biz onun iki mislini verelim sana. Yeter ki bu kadın gitsin buradan. Bu ve buna benzer birkaç şey daha duydum. Hani en azından kendimce birçok şeyin üstesinden gelip başarılı bir şekilde burada bir duruş sergilediğimi de düşünüyorum.